Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Yeni serimiz Thronefall'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümü daha doğrusu. Şimdi daha önce bu oyun demosunu oynamıştık. Erken erişim olarak çıktı. Bir başlayalım bakalım. Sıfırdan başlayacağız. Önceki bölümleri oynamış olarak gösteriyor da. Bir daha oynarız. Ne oluyor lan? Tamam, şu an oyunda toplam 1, 2, 3, 4, 5 bölüm var. Şimdi zaten dediğim gibi erken erişim olduğu için güncellemeli yeni bölümler ekliyorlar sürekli. Şöyle yapalım, biz yine sıfırdan başlayalım birinci bölümden. Demoda oynadığımız için burayı şey yapmış bu. Oyna diyelim. Şimdi buradan tek seçeneğimiz var zaten. Buradan ekstra şey seçebiliriz. Şimdi olay şu, burayı hızlıca anlatayım. Burada silahımız var. Karakterimizin kullandığı silah seçiyoruz. Kendi şeyimiz için avantajlarımız var. Bir de mutatorlar dediği de şey yani. Düşmanlarla alakalı olan güçlendirmeler. Düşmanları güçlendirerek kazanırsak ekstra şeyler veriyor bize. Veya işte atıyorum düşmanlar daha çok geliyor ama daha fazla para kazanıyoruz gibi şeyler var. Şimdi oyna deyip başlayalım. Şu an ilk bölüm olduğu için sadece silah şey var. Silahımız vardı yani. Şimdi olayımız şu. Zaten oyunu anlatacak şimdi bu. Burada düşmanlarımız var. Bu şekilde ok sıkıyoruz. Otomatik sıkıyor bu arada. Ben bir şey yapmıyorum. Ben sadece WASD ile karakteri yönlendiriyorum. En yakını otomatik sıkıyor. Bunlardan paraları topluyoruz tabii ki. Paramız var. Sağ aşağıda sandığa gidiyor paralar. Şimdi burası ana mekanımız. Şimdi 3 tane ile ilk merkez binamızı kurduk. Şimdi burada hemen geceyi bir başlatalım. Gündüzleri şeyimizi geliştiriyoruz, şehrimizi. Geceleri de adamlarla kapışıyoruz. Oyunun müzikleri falan çok hoş bu arada. Düşmanlar sürekli geliyor oralardan. Bak düşmanlar spawnla olurken böyle oluşuyormuş gibi gözüküyorlar. Bak önceden bu yoktu. Bunlar direkt oraya tık diye çıkıp geliyorlardı. Oraya bir animasyon eklemişler. Bu arada ekstra böyle zoom gibi bir şey yok. Dur bakayım şey özelliği açık mı? Boşluğa basınca da karakterimizin belli bir özelliği var. Yakındayken kılıçla vuruyor düşmana. Bak şöyle. Bayağı da iyi vuruyor. Yay bence en iyi silahlardan bir tanesi. Hem karaya hem havaya vurabiliyorsunuz çünkü. Tamam. Gece bitti. Şimdi 6 şeyimiz var. Altınımız. Bu 6'da geliştirmeler yapabiliyoruz. Şimdi ana kalemizi falan geliştiriyoruz. Ana kaleyi geliştirince yeni yerler açılıyor. Bak şuralar falan gözüküyor. İstediğiniz yere yapamıyorsunuz. Sadece belirli yerlere. Buraya mesela 2 altına ev basıyorsunuz. Evde gece hayatta kalırsa ertesi sabah size bir altın veriyor. Şimdi buraya bana full ev yaptırıyor bu. Oğlum full ev yapacağımızda şuraya kule mule yapaydık. Bak burada kule var. Okçu kulesi bu da tabii ki. Ok sıkıyor. Bu arada şey ayarlayamıyorsunuz. Herhangi bir zoom yapma falan yok. Sağa sola kamerayı değiştiremiyorsunuz. Açı böyle. Buradan düşmanlar geliyor. Bu arada parayı toplamazsanız da gündüz olduğunda otomatik direkt bak size geliyor para. Sıkıntı olmuyor işte. Şimdi kuleyi yaptıracak. Bak evlerden 3 altın geldi. Yaptır bakayım şuraya kuleyi. Bu da mı kule lan şu yukarıdaki? Dur bakayım. Bu da kule. Buraya da yap kuleyi. 2 tane kuleyle buradan kimse geçemez bu arada. Başlattık geceyi. Oo, ta oradan görüyor musun lan sen? Bizim karakterin de menzili genişmiş gerçi. Ben yakında geziyormuşum. Karakterin üstünde de canı var bu arada. Düşmanlar bize vuruyor tabii ki. Canımız azalıyor. Ölürsek belli bir süre sonra yeniden doğuyoruz. Olay şu. Tek amacımız kalemizi korumak. Ana kale yıkılırsa oyun bitiyor. Ana kalenin de kendi tabii okçu şeyi falan var. Ana kaleden de sıkıyorlar. Şimdi bak ana kaleyi geliştirdik. Ekstra yeteneklerimiz var. Kraliyet eğitimi. Kendimize karakterimiz için artı 75 can, artı 75 saldırı hasarı alabiliyoruz. Veya her akşam bir seviye, yani birinci seviye olan evi ertesi gün otomatik olarak ikinci seviyeye geliştiriyor. Bir tanesini her gün. Kahramana 50 can veriyor yine. Bu da size zarar veren düşmanlar bu zararın bir kısmını kendileri de alır. Böyle bir özelliğimiz var. Artı olarak bir de şey veriyor. 150 can. Bence hasar ve can eşit. Bunları bir alalım. Karakterimiz gelişsin. Şimdi buraya yel değirmeni yapabiliyoruz. Yel değirmeninin de yanına tarla yapıyorsunuz. Aynı şekilde evler gibi para veriyor o da. Buraya ev yapıldı. Evi boş ver. Şu da mı ev? Ha yok bak, bu askeri bina. Bu bir dursun. Kaç altınım var? Altınım yokmuş ki. Tamam, bir tur daha geçelim. Bak görüyor musun? Az önce iki vuruşta öldürüyorduk. Şimdi tek atıyorum. Hasar arttırdık ya. Ben de bizim kuleden daha hızlı sıktığım için kuleler falan da geliştiriliyor bu arada. Hemen hemen her bina, hemen hemen değil, harbiden her bina geliştiriliyor. Bir şeyler ekleniyor yani. Şimdi 6 altınımız var. 3 de evlerden geldi. Buraya bir kapı örebiliriz. Veya şuradan asker basabiliriz. Bence bir asker basayım. Para kalırsa kapıyı da şey yaparız. Şimdi askerlerde de seçeneklerimiz var. Kılıç kalkanlı normal şövalye. Menzil saldırılara karşı iyi zırhlı ve çok yönlü savaşçılar. Mızraklılar var. Mızraklı askerler hızlı ve güçlü birliklerdir. Hızlı düşmanlara ekstra hasar verir ve onları yavaşlatırlar. Menzilli birliklere karşı iyi bir seçim değiller. Kalkanları yok. Bir de sopa kılıçlar var. Bunlar alan hasarı vuruyor. Bunlar iyi karakterler. Bunları alalım. Bunlar kalkanlı alan hasarı vuran karakterler. Şimdi bunları X tuşuna... X miydi lan? Bunu yazıyor yanında. CT, sol CTR'de bak. Yanıma aldım şimdi. Bu adamlar beni takip ediyor. Bu adamları tekrar geliyorum. Kapının önüne mesela şuraya. Veya az daha geriye koyalım bunları. Kapının arkasında kalsınlar. Buraya tekrar bırakıyorum. Şimdi bu adamlar burayı savunacak. 3 altınmış bu arada. Tamam, geriye kalan 2 altınla da bir tane ev basalım. Bu ne buradaki? Bir kule daha atılıyor. Sen bir ev yap. Tamam. Geceyi başlatalım. Bu arada burayı geliştirince 4 asker daha alıyor. Asker sayısı da artıyor. Bak otomatik saldırdılar. Yanımda da gezdirebilirim bu adamları. Ama bunlar alan vuracak zaten. O yüzden sağlam. Bak bak bak. Aslanlarım benim. Bak nasıl kesiyorlar bak. Tabii şöyle bir şey var. Yanlış hatırlamıyorsam ilk seviyede bu askerler yoktu diye hatırlıyorum. Ben daha önce demosunu oynadığım için orada bir tık geliştirmiştim şeyi. Kaç altınımız var? 10 altınımız var. Kaleyi geliştirebiliyoruz mu? Yok. Burada 3. seviyeyi çıkarttırmıyor kaleyi. Abi o zaman şöyle yapalım. Kuleyi geliştiriyor mu? Kuleyi bir geliştir. Kuleyi geliştirdik. Kapı gelişiyor mu? Kapı gelişmiyor. 5 altın kaldı. Şuraya sen bir kule daha yap. Bir de arkaya bir tane de ev atalım. Evler de gelişiyor bu arada. Evlerin de işte gelişince verdiği altın sayısı artıyor. Bak zırhlar gelmeye başladı. Okçular daha doğrusu. Tabii okçular normal milislerden daha kuvvetli. Hem zırh olarak hem de bana sıkıyorlar. Gelişiyor mu şey? Yok tamam, bu şeyde gelişmeyecek duvar belli. Şimdi şuradan askerleri mi geliştirsem acaba ya? 8 altına. 13 altınım var. Bir söyleyeyim, askerleri geliştirsem biz direkt keseriz. Yap abi 8 kişi. 5 altınımız kaldı. O 5 altına da şu kuleyi geliştireyim madem, yeter. Zaten bu son tur veya sondan bir önceki, emin değilim. Bakayım, sondan bir öncekiymiş. Oho, kapıya sıkıyor çakallar. Hücumlayın oğlum. Hadi bakalım. Çok iyi bu adamlar. Aslanlarım benim. Gelsin bakayım paralar. Hop geldi paralar. 4 tane dev gelecek. İlk bölüm dev geliyor muydu lan? Değişmiş gibi ya. Neyse şu kuleyi güçlendirelim. 5 altınımıza. Burayı daha fazla geliştiremiyoruz şimdilik. Geriye kalan parayı şuraya ev yapayım. Yanına bir ev daha yapalım. Bir evi de değirmene atalım. Aa bak bu ne? Geliştirilmiş taban. Bak bu yoktu. Bu yeni eklenmiş. Bu değirmenin her gelecek güncellemesi gelirini daha da arttıracak. Bu ne? Patlayıcı tuzak. Değirmen yakıldığında etrafına büyük hasar verecek patlayıcı. Bak bu çok güzel olmuş lan. İki tanesi de kilitli daha. Onları bilmiyoruz tabii. Şunu yap bakayım. Patlayıcılı olsun. Değirmeni yıkarlarsa patlayacak değirmen. Bu arada yıkılan bina olursa, ana kaleniz yıkılmazsa, bir sonraki güne geçebilirseniz tekrar tamir oluyor o kale. Veya yıkılan şey neyse otomatik, para harcamıyorsunuz ekstra. Devleri keser miyiz? Direkt keseriz. Yalnız bunlar kapıyı kıracak ha. Birini kestik. Ben ikisini çektim buraya. Bizimkiler o bir taneyi keser herhalde. Ben bunu teke tek de alırım ha. Kaça kaça. Kestim bile. Adamlar da ölünce bu arada belli süreyle bak tekrardan doğuyorlar. Bitti bölüm. Güzel oyun bu arada. İlerleyen zamanlarda daha da gelişiyor tabi. Belki daha diğer seviyeleri görmediğim için belki yeni karakterler, yeni şeyler falan filan da vardır. Oyunda bir seviye sistemi var. Siz oynadıkça seviye sisteminde işte seviyeniz artıyor. Seviyeniz arttıkça da yeni şeylerin kilidi açılıyor. Bak ağır kılıç açıldı mesela bizim karakter için. Burada kaldık. Devam et diyelim. Şimdi ikinci bölümden devam edeceğiz. Oyuna bakayım. Şimdi burada seçenekler açıldı. Mesela şimdi burada seçebiliriz. Hafif mızrakla daha önce oynadım. Mızrak güzel de menzilli olmadığı için çok zor. Ağır kılıçla hiç oynamadım. Yavaş yakın dövüş saldırısı. Alan hasarı veriyormuş. Alan hasarıysa olur. Ama havaya vuramam. Havaya da kuleler vursun ya. Şimdi buradan Sharon'un merkezi seviyesine bağlı olarak ekstra bu bizim şey galiba. Ana binanın geliri. Bu ne? Gizemli kuleler. Tüm kulelerin menzili vardır. Tamam. Menzilini arttırıyor. Bir de hasar şey yapıyor galiba. Ağır zırh ne? Sağlığınız büyük ölçüde artı 250 artıyor. Yani bu bizim karakterimiz için. Kale surları. Kale merkezinin sağlığı artıyor. Saldırılar arasındaki süre azalıyor. Ve saldırı menzili artıyor. Diriliş haftası falan filan. Mimarlar Meclisi. Sonraki kale merkezi yükseltmelerinden gelen inşaat seçenekleri zaten kilidi açılmış. Bu oyunu erken başladığınızda daha fazla yapı seçeneği. Oo bu güzel. Bunu alalım. Olay şu, şimdi kaleyi geliştirince yeni yapılar açılıyor ya. Bu kaleyi geliştirmeden önceki yapılar da açılıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Kale birinci seviye iken biz ikinci seviye şeyleri açabiliyoruz. Buradan bir şey eklemeyeceğim. Direkt oyuna deyip başlayalım. Bakalım ağır kılıcı bir test edeceğiz. Şimdi tabii ki öncelikle ana binamızı yaptırıyoruz. Düşman nereden gelecek önce? Aşağıdan geliyormuş. Bak surlar falan var. Surları boş ver. Önce bir tane kule yaptırayım. Aslında ilk tur ben kendim de keserdim lan. Bir tane de ev yaptıralım. Para gelsin, para önemli. Ulan 3 kişi geliyormuş zaten ya. Keşke para yaptıraydım. Bu ne oğlum? Hasar vurmuyor ki bu. Skill'de alan hasarı vuruyor. Alan hasarı vuran şey skill'iymiş. Ulan bu iyi değilmiş yani. Dolandırıldık. Belki ileride böyle alan hasarı vururken falan etkili olabilir de emin değilim. Bu tur nereden gelecekler? Yukarıdan geliyormuş 8 kişi. Abi ilk tur yanlış yaptık da şimdi doğru yapalım. Kuleye basalım ki ertesi güne sağlam para gelsin. Parayı bitirdik. Başlasın bakalım bey. Bunları böyle tek tek keserim. Dur etrafına toplayayım hepsini. Toplarım bakayım lan. Bak alan hasarı vurunca güzeldi abi. Canım çok azaldı baksana. Yay güzeldi, uzaktan uzaktan iyi vuruyorduk. Neyse bir oynayalım bakalım da. Çok yavaş vuruyor bir de. Sıkıntı o. Ağır vuruyor, saldırı diyor. Bir de adamların canı eksilmiyor. 5 altın. Ver bakayım. Az da buradan geldi. 9. Kaç kişi gelecek aşağıdan? 8. 2 de yukarıdan geliyor. Hallederiz ya. Sen ev basmaya devam et. Bas abi, ev bas. 3 tane bir kule daha atabilirim bak. Oraya atılmıyor. Kule başka nereye atılıyor? Dur bakayım. Buraya kule atılıyor mu? At bir kule de buraya at. Başlasın bakalım tur. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam şu gelenler, evet bak bunlar direkt karaktere hücum eden çarlar. Bunlar kaleyle falan ilgilenmiyor. Bunların amacı beni öldürmek. Bunlar bir tık tehlikeli o yüzden. Ve çok fazla hasar veriyorlar bana. Hoş lan. Bak şerefsiz, ağzına tükürdüm. Ufak ufak vuruyor bir de diğer şeylere. Şeyler, kuleleri ilk bassanız sevinirim yalnız. Vurma lan kuleye. Dur lazım abi, kulenin içinden geçti adamlar. Neyse bayağı bir para kastık şimdi. Turu bir yapalım. Tur önemli. Asker basabiliriz 8 altına. Geliştirmeler açık mı şu an? Yok, geliştirme için ana binayı geliştirmem lazım. 7 altın istiyor. Ana binayı mı geliştirsem, asker mi bassam? Geliştir ana binayı. Ana binadan sen bana bir hasarla can mı alsak? Sen bana ya da full şey mi alsam lan? 150 canımı arttırıyor. Zarar veren düşmanlara karşı şey gidiyor bir de. Hasarla canımı eşit arttırsın ya. Bir sonraki seviyesi 20 altın istiyor maşallah. Bir altınım kaldı. Bir altında hiçbir şey yapılmıyor tabii ki. Başlasın abi yeni tur. Buradan okçular geliyormuş. Gelsinler. Bak işte adamlar koşa koşa sıkıyor. Şimdi 2 tane okçu kesecek beni ya. Ne oluyor lan burada? Güzel vurdum ha. Yasar vurdum, adamlar da iyi vuruyor. Bir şekilde atlattık bugünü de. Buradan suru devam ettirebiliyoruz. Abi bize biraz daha kule lazım. Ama kuleleri de yıkarlar ya. Buraya kuleyi atsam bu kuleyi yıkarlar. 12 tane şey gelecek ön taraftan. Ben bir asker bastırayım da iç tarafa bastıralım asker önce. Sen şuraya bana şu alan vuran adamlardan bas bakayım bir tur. Buraya ne basılıyor? Kule. Bas buraya bir kule daha bas. Şu arkaya ev yapılıyor mu? Şu arkaya bir ev daha atalım. Kaç kaldı? 7. Buraya bir şey atılıyor mu? Buraya da bas bir asker. Şimdi buraya da okçu veya arbaletçi. Uzun yaylar çok büyük bir menzile sahip olsa da oldukça kırılgandır. Eğer onları güvenli bir mesafede tutmayı başaramazsanız harika bir seçimdir. Tutmayı başarırsanız. Arbaletçiler bir tık daha zırhlı. Sen bana yaylı yap. Hepiniz gelin bakayım bir. Sen de gel. Abi sizi ben şurada. Burada sabit durun. Sizi gerçi yanımda da gezdirebilirim. Kendim de kalede durup diyeceğim de bende yay yok. 3 altınımız kalmış. Dur kule değil de evlerden birini geliştirelim. Arkaya başka ev yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. O zaman evlerden birini geliştirelim. Bir altınım kaldı. Geç bakayım turu. Buradan ne geliyor? Ha, bunlar da direkt şeye saldıran tipler. Duvara saldırmaya gidiyor bunlar direkt. Okçular siz niye çıktınız oğlum içeride? Dur bunlar kapıya bir toplansın da bunları keseriz. Gerçi bayağı iyi kesiyoruz lan. Tamam öldürdük ya. İçinden geçtik bunları. İyi kestik de okçular sabit dursanız lan. Güzel para geldi şimdi. Oo aşağıdan sağlam grup geliyor. Artık kuleleri geliştirebiliyoruz değil mi? Kuleleri geliştirebiliyoruz. Aa buraya da ön tarafa da kule atılıp sur çekiliyor. Suru mu geliştirsem acaba? Kuleleri mi geliştirsek? 20'ye 20 diyor. 40 kişi gelecek. Ya bence keseriz gibi biz bunları ya. Sur gelişiyor mu şu an? Sur gelişmiyor. Önce o zaman kuleleri geliştireyim. 5 altın sana, 5 altın sana. 2 altına da bir tane ev geliştiririz. Kulelerin hasar masar bir şeyler arttı işte. Şuradan hemen bir tane de ev geliştirelim. Geceyi başlatalım. Bunlar çıkıp bir toplansınlar. Tek tek bir şey yaramaz yani bunlar. Toplan... Baba okçuya bak, okçuya, okçuya. Nereye gidiyorsunuz oğlum? Bir de okçusunuz siz lan. Gel içeriye. Siz burada duracaksınız. Düşman gelince buradan sıkacaksınız düşmana. Bizim adamlar ölür yalnız orada, ben söyleyeyim. Bizim adamlar çok fena ölür hem de orada. Şuraya bir alan hasarı vurayım bir tur. Ölüyorum lan, anasını satayım ne biçim vurdular, ölüyorum ha. Beyler direnin beyler. Geliyor. Canım az dolsun. Tamam kestik. Yine bir şekilde tuttuk. Bizim şu alan hasarı vuran askerlerin sayısını mı arttırsam acaba? Nereden geliyor? Aha. Bu taraftan uçanlar gelecek. Koy şuraya bir kule. Bu kuleyi de hemen geliştir. Uçanlar sıkıntı. İç tarafa da sanki bir kule konuyor gibiydi ama şuraya bir yere. Şöyle yapalım. Şuraya bir kule daha atayım. Bir kule daha atarsam bir altın kalır. Bir şey geliştiremem. 15 tane bunlardan gelecek, tamam. Binaları geliştirelim abi. Şu özellikle arka köşedeki. Bunlar daha güvende. Bunlar kırılmazım. Tamam bunları geliştirdim. 15 taneyi tut. Aa bende menzilli bir şey yok da okçularımız var gerçi. Tutarız ya. Başlat bakayım bir. Bak direkt anında vurdular zaten. Evler yıkılmasın beyler ha. Şş, bak Allah evin biri gitti. Allah'tan arkadaki evi geliştirmişim ha. Benim yayım yok. Yayım olsa ben de sıkardım bunlara da. Evin birinden para alamadık maalesef. Neyse önemli değil. Arkadakileri geliştirmiştik. Şimdi yan taraftan 10 tane bana saldıran gelecek. 10 tane duvar kıran gelecek. Ön taraftan da 30 tane asker geliyor. Şuraya duvar atmazsam bu kule kırılır. Gerçi duvar atsam da kırılacak bu. Şöyle yapalım, en mantıklısı. Askerleri çoğaltalım. Üstüne bir de şu köşedeki kuleyi geliştireyim. Kaç altın kaldı? 2. Bir de üstüne şunu geliştirelim. Tamam. Gece başlasın. Bu elemanlar çok sakat ya. Bunlar duvara vurmadan indirirsek güzel olur da girdiler böyle duvarın gibi. Allah bak bana vuranlar geldi bak, psikopat manyaklar. Öndeki kulenin direkt yıkılacağını biliyordum zaten. Oğlum manyak mısın? Kovalama beni ya. Bu kuleyi yıkacaklar. Tamam bizim adamlar kesti ya. Tamam tamam tuttuk güzel. Bizim adamlar iyi tutuyor. Oo her taraftan geliyorlar, 5 tane dev geliyor. Şuraya bir yere bir kule daha mı atılıyordu? Şu kuleye at. Geliştir kuleyi. Buraya ne atlıyor? Tarlayı boşver. Buraya bir kule daha atılıyor. Şu ön tarafa bir kule daha at. Bu kulelerin yıkılacağını biliyorum da ileriye dönük yatırım diyelim. Şu an böyle tutabilir miyiz acaba ya? Şuraya bir kule daha at. Bir kule buraya at. Buralara başka kule atılıyor mu? Yok buralara asker masker basılıyor. Sen ne yapıyorsun lan dışarıda? Girsene oğlum içeri. 5 altınım kaldı. 5 altına ya bir kuleyi geliştireyim ya da kuleyi geliştirmeyeyim. Yeterince geliştirme yaptık. Ana şey ne istiyor? 20 altın. Oo, ona daha çok var. Buradan 2 tane daha ev geliştirelim. Evleri tutarsak hallederiz. Şimdi karadan gelen bir tek şu 5 tane dev var zaten. Ben otomatik oraya gideceğim. Bu uçanlara bir şey yapamam ben. Uçanları bizim okçular vuracak, indirecek artık. Ben de evlerle kapışacağım. Oyalarsan bizim kuleler güzel hasar verir bunlara. Bak bir tanesini kestik, keseceğiz, ben öleceğim yalnız bir tane yersem kafama kopayım. Yavaş lan. Anasını satayım, ölüyor. Bu arada kulelerin yıkılması hiç önemli değil. Para veren binalar yıkılması yeter. Öldü. Kaç para gelecek lan? Etrafta da para kaldı bir sürü. Maşallah 29 altınımız oldu ha. Oy, yalnız çok fena geliyorlar şimdi. Abi şimdi şöyle yapacağız. Bu duvarı ör. Ön duvarı ör. Bir de şu yan duvarı ör. Buraya ekstra bir duvar örmüş olduk. Geriye kaldı 20 altın. Şimdi şuraya ne yapılıyordu? Tarlayı boş ver. Buraya ne yapılıyor? Askeri bina, ama buraya okçu falan çıkıyor. Ulan okçunun orada ne işi var? Şu ön tarafa ben bir askeri bina daha yapacağım. Buraya da yine bu alan vuran adamlardan. Bunları da geliştirelim hemen. Bunları da kalabalıklaştırdık. 8 altınımız kaldı. 8 altına şu yanındaki kulenin birini geliştireyim madem. 3 altının da ikisine bir ev geliştirelim. Tamam, bitti gitti işte. Tamam. Aslında tarlalar da açıp böyle silah olarak kullanabilirdim de. Ön tarafı bizim adamlar tutar. Şu arkadan gelenleri de oradaki adamlar tutar. Ben burayı tutsam yeter. Tamam, ben de burayı tutuyorum. Tamam, tuttuk ya. Çok da zor olmadı. Askerler güzel iş yapıyor harbiden bu arada. Askerler önemli. Dev geliyor. Hoş lan. Dev o kuleyi yıkar yalnız. Dev beni kovalasın. Dev gel. O kule bir şekilde tutacak artık kendini. Beyler şuraya bir yardım be. Size zahmet. Yukarıdan da dev geliyor. Dur, onunla da bir ilgilenelim hemen. Gel gel. Öldü. Kolaydı. Gelsin paralar. Oh. Kaç altın gene? 29. Güzel. Sadece ön taraftan mı geliyorlar? Tamam, öndeki bütün kuleleri geliştirelim o zaman. Madem sadece önden gelecekler. Önde şeyler de var. Askerler de var. Şimdi 20 altın. Buralara ev yapabilirim. Aslında tarla atıp patlayıcıya da çevirebiliriz ha. Yıkıldığında şey olur. Kaç param var? 14 birim paramız kaldı. Şuraya bir okçu... Şuraya ne yapılıyordu lan? Buraya değirmen yapılıyor. Şuraya okçu birliği basabiliyoruz da. Bunlar dışarıda kalacak. Buraya anca arbaletli basmak mantıklı olur. Okçu basamayız. İçeride değil adamlar. Kapı neredeydi lan? Kapı burada. Evlerin hepsini de geliştirmişim. Ana binaya da 20 istiyor. Ana binayı da geliştiremiyorum. Buradaki okçuların sayısını arttırabilirim. Ama gerek yok. O zaman şöyle yapalım. Şu yan tarafa bir grup arbaletçi basayım. Buraya. Tamam mı? Şimdilik içeriye de ev yapayım madem ya, şuraya. En mantıklısı bu gibi geldi. En azından şimdilik. Güzel. Maksat para çıksın işte. Ön taraf yıkılırsa ki %90 yıkılacak. Yıkılmama ihtimali olduğunu ben hiç sanmıyorum. Okçular arkaya bir biriksin de bak şimdi ben oraya bir... Ölüyor. Allah'ın hasarı vurma yeteneğim bir kendine gelsin. Dur şimdi. Kaç tane okçu geliyor lan buraya? Ona vurup geçtim bu arada. Bir daha vurursam yarısını keserim. Boşa attım galiba skill'i. Neyse. O ben zaten alan vuruyorum. Dörtlü dörtlü. Of, deli para geldi yalnız. Ana binayı geliştirme zamanı geldi gibi. Ver bakayım parayı. Of of of, 35 altın. Geliştir aga ana binayı. Şimdi ne diyor? Karakteri yine cam falan basabilirim. Bu ne? Komutan. Birliklerinizi komuta ederken %60 hızlı hareket ederler. Birliklerinizi komutasız Birliklerinizi... Ben niye okuyamıyorum lan? Birlikleriniz komutanız altındayken... He, komutanız altındaykenmiş. Saldırabilirler. Karakteriniz... Yok, bu kötüymüş ya. Sen bana karakterin yani canını, saldırısını arttır. Şimdi duvarlar gelişiyor mu? Aha, duvar gelişiyor direkt. 12 altına gelişiyor. Geliştir abi bu iç duvarı. 12 altına. Geriye kalan 3 altına da şu evi geliştirdik. Güzel. İç duvarı da geliştirdik. Oo, bunun yeni seviyesi çıktı 16 taneye. Ekstra 4 adam daha basacak. Neyse, ona sonra bakarız, o bir dursun. Buradan 5 tane şey gelecekmiş. Ya bunlar ne oğlum, 5 tane? Bunları indiririz direkt. Bunlar bana gelemeden ölür zaten. Ha, asıl wave bundan sonra geliyor. Dur sen şimdi. Aha, asıl son wave'e geldik. Kaç altın geldi? 28. 6 taneyi burayı geliştiriyor. 6 taneyi burayı geliştir. Tamam mı? 6'ya burayı geliştir. 6'ya da bu tarafı geliştir. Ondan sonra kaç kaldı? 10. 10 taneye 8 tane de şunları geliştireyim. 2 altına yapacak bir şey kalmadı zaten. 2 altına başka bir şey yok. Uçanlar falan geliyormuş da uçanlardan bakmancılık falan geliyor. O biraz sıkıntı işte. Neyse, ben daha önce bu wave'i oynayıp geçtiğim için geçemesem bile önümüzdeki bölüm direkt 3'ten devam ederiz. Abi şu mancınıkları direkt kırmam lazım. Mancınıklar çok sakat. Bunlar duvarlara hayvan gibi hasar veriyor. Bunları kesinlikle kırmam lazım hızlıca. Evleri bizim adamlar tutar da bu mancınıklar sakat iş. Duvarlara vurdurmazsak iyi olur. Bizim okçulara bak, çıkmışlar buradan sıkıyorlar. Vurun aslanlar, vurun. Aha, buradan geldi gene mancınıklar. Bak 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 nasıl sıkıyor bak. Tamam, burayı temizledik. Aşağıdan gene geldiler. Geldim aşağıya, direkt mancınıkları kıralım. Çok güzel. Mancınıkları kırmak önemli. Oğlum bu bey bu kadar kolay değildi bu arada. Bunu biraz basitleştirmişler. Demoda çünkü bu bölümden ileriye gidemiyorduk. O yüzden zordu muhtemelen. Bayağı zordu çünkü. Mancınık var mı bir yerden gelen? Aa, aşağıya geldi. Tam zamanında geldim ha. Bizim askerler yan tarafta yalnız. Ana kapıya dalıyorlar. Kırılmaz herhalde ya direkt. Allah, kuleyi kırdı bak tek vuruşta. Hayvan. Oo, yukarıdan da gelmiş mancınık. Dur, kıracağım şimdi hepsini. Beyler koşun, siz o tarafa yardıma gidin. Birini kırdım. Tamam, bunu da kırarım ben şimdi. Bu da gitti. Çok güzel. Tamam, tuttuk lan. Oo, yan tarafı delmişler komple lan. Ben burayı görmedim. Adamlar burayı delmiş komple. Daha bitmedi bu arada. Daha gelecekler. Gece bitmedi zaten. Nereden gelecekler? Aşağıdan geliyorlar. Abi şu mancınıkları kırarsam ben rahatlarım. Gerisi çok da önemli değil zaten. Önemli olan şey mancınıkları kırmak. Bir kaçayım. Geri geldik. Bir alan hasarı vuralım. Geri kaçalım. Yukarıdan gelen var mı? Yukarısı açık çünkü. Oradan gelen olursa sıkıntı çıkar. Of, tek atıyorum yalnız ha. Geliştirdik ya en son karakteri. Alan hasarı vurunca tek atıyorum okçulara. Bitti mi? Bitti. Yavrum benim. Bu bölümü de geçtik, tamam. Güzel oyun bu arada, akıyor. Şimdi 3 bölüm daha var. Şöyle bir şey var. Bu seri zaten uzun olmayacak muhtemelen. 2 bölümü bitirdik çünkü. Geriye 3 bölüm kaldı. Tabi onlar zor olabilir. Ne kadar zor olduklarını bilmiyorum. Bakacağız, göreceğiz. Şöyle bir şey var. Erken erişim oyunu olduğu için sürekli güncelleyip yeni bölüm ekliyorlar. Yeni bölüm ekledikçe onlar, ben de bizim serilerin arasına böyle 1-2 bölümlük sıkıştırırım bunu. Direkt böyle 5 bölüm oynayıp bitirmeyeceğim yani. Ara ara Allah! Lan fareye yumruk attım. Ara ara şey yaptıkça, oyun güncellendikçe, yeni bölüm geldikçe oynarız. Geriye kaldı 3 bölüm. Neyse, izlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.